Evet, hem Karamollaoğlu'nun hem Semih Yalçın'ın açıklamaları var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bundan sonra ittifaka ilişkin atılacak adımlar neler olabilir? Onu da Sayın Arslan Bulut'la konuşacağız. Sayın Bulut, iyi akşamlar. Sayın Bulut, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ittifaka dahil olacak partiler noktasında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan imasına karşı üslubun kutuplaştırıcı olduğunu ifade ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Oradan başlayalım. Evet, şimdi Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı seçildiği zaman ki referandum öncesine denk geliyordu. O zaman bir basınla tanışma toplantısı gibi bir toplantı yapmıştı. Ben de davetliydim. O toplantıda Karamollaoğlu ne söylemişse bugün de aynı şeyleri söylüyor. Yani ilkeler bazında. İşte ne diyor? Kutuplaştırıcı değil, kucaklaştırıcı bir siyaset üslubu. Tam bir kuvvetler ayrılığı ve meclis denetimi ve bunun içinde hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması. Ayrıca üçüncü olarak da yolsuzluk ve israfın önlenmesi diyor. O zaman da aynı şeyleri söylemişti ve bu ilkeleri devam ettiriyor. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk, yarınki yazımda da değindim. Sami Selçuk bir mektup göndermiş, başka bir konudan bahsediyor ama son bölümde yeri gelmişken diyor, belirteyim ki armutlarla elmaların toplanması gibilerden ilkesiz ittifakların yapıldığı bir dönemde Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ilkeler üzerinde direnmesini çok anlamlı ve önemli buluyorum diyor Sami Selçuk ki o da önemli bir değerli bir hukukçu. Şimdi yani burada elmalarla armutlardan kastedilen herhalde yani MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir araya gelmesi bu böyle bir ittifakta. Çünkü taban tabana zıt siyasetleri savuna gelmiş bir iki hareket söz konusu. Büyük Birlik Partisi de ikili de aynı şekilde. Saadet Partisi işte genel başkanlık düzeyinde uzun zamandan beri aynı ilkeleri savunuyor. Başkanlık sistemi olsa bile diyor kuvvetler ayrılığına dayanması lazım. Şimdilerde siyasi parti, Cumhurbaşkanlığı siyasi parti üyesi olmasına bir şey demiyorduk ama genel başkan olmasını istemiyorduk. Fakat siyasi parti üyesi olması bile gördük ki sakıncalıymış falan diyor. Dolayısıyla burada yani Saadet Partisi hakikaten arkadaşların basındaki arkadaşlarının da belirttiği gibi kilit parti konumuna geliyor. Bu durumda Saadet Partisi'nin iyi partiyle ittifak yapması söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. Ama tabii Meral Akşener bizi tek başına gireceğiz diyor. Ama şartlar değişebilir diye tahmin ediyorum. Tabii asıl Yani mesele yeni oluşumlar karşımıza çıkabilir, ittifaklar çıkabilir karşımıza diye çıkabilir yani diyorsunuz. bu benim şahsi düşüncem. Yani herhangi bir kimseyle görüşmüşler onlardan aldığım bilgiyi yansıtıyor değilim ama böyle olması gerektiğini de belki düşündüğümden dolayı böyle söylüyorum. Ama asıl mesele bunlardan ziyade yani bu kimin kiminle ittifak yapacağından da önemli. Bu seçim yasasında yapılan değişiklikler ve ayrıca son günlerde ve bugün CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in gündeme getirdiği bu sahte seçmen kayıtları. Yani nüfus kayıtlarının oynanması, 1850'lerden itibaren yaşayan insanların da ki en az 2 milyon insanın da seçmenmiş gibi gösterilmesi. Dolayısıyla seçimlere şimdiden şaibe bulaşması, gölge düşmesi meselesi ki bu durumda Haluk Pekşen kişisel görüşü olarak bu seçimler yapılamaz. Bu hukuksuzluğu meşrulaştırmayalım. Bu seçimler boykot edilmelidir diyor ama yani tabii bütün bu hatalar düzeltilirse ancak doğru düz bir seçim yapılabilir. Yoksa gerçekten bu şartlarda seçime gitmek Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Parti ve diğer muhalefet partileri açısından siyasi intihar olur. Çünkü Hem sizin söz ettiğiniz şaibeler hem de bu AKP-MHP ittifakını getirdiği kanun teklifindeki düzenlemeler hakikaten tabii. referandumu aratacak nitelikte. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Evet. Bu konuda CHP'nin Seçim Güvenliği Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım yarın da bir görüşme gerçekleştirilecek. Bakalım Evet. nasıl bir sonuç alınacak, tabii mühim olan o. Tabii muhalif partilerin bir seçim komisyonu kurmaları, yani seçim güvenliği komisyonu kurmaları bunu önleyebilir mi? Ben ondan emin değilim ama
Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuk çizgisine getirilmesi lazım. Bu getirilmeden seçim yapılamaz. Çünkü yani siz 2 milyon ilave seçmen, olmayan seçmeni kayıtlara yazmışsanız, hı hı. Ayrıca minareyi çalmak için kılıf dikiyorsanız seçim yasasıyla, işte sandık başına polis getirmek, kamu görevlisinden sadece sandık dışarı yapmak, ondan sonra seyyar sandık kullanmak, sandıkları birleştirmek filan, bütün bunlar çalınacak minarenin kılıfını hazırlamaktır. Yani şimdi, şöyle mi diyorsunuz, hangi parti bir araya gelirse gelsin ittifak anlamında bu koşullar, evet, değişmedikçe sonuç bir değişmeyecek. Bir anlamı olmaz, bir değeri olmaz, evet. Evet, peki çok, evet, teşekkür ediyoruz Sayın Bulut. Çok sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun. Diliyorum.